İyi akşamlar, Söz Hakkı programıyla karşınızdayız. Değerli izleyenler, Zeytinburnu'nda faaliyet gösteren Punto Deri'de iki işçi deri işe üye oldukları için işten atıldı. İşçiler işten atıldıkları 12 Ağustos'tan beri fabrika önünde direnişteler. Punto Deri patronu direnişteki işçileri yıldırmak amacıyla her geçen gün yeni bir şey devreye sokuyor. Ancak Ramazan Aygün ve Hülya Alptekin 23 gündür direnişlerini sürdürüyor. Şimdi kendileri stüdyomuzda konuğumuz. Hem direnişlerini hem direnişlerinde neler yaşadıklarını ve sendikalaşma sürecini kendileriyle konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet, İstanbul Punto Deri'de deri işe üye olduğunuz için, sendikaya üye olduğunuz için işten atıldınız ve iki kişi olarak bir direnişe başladınız fabrikanın karşısında. Öncelikle kaç yıldır çalışıyordunuz? Bunları bir öğrenelim. Öncelikle Hayat TV televizyonuna teşekkür ederim. Punto'da çalışan tüm arkadaşlar adına. 2004 yılından bugüne Punto'da da çalışıyoruz. Yaklaşık 10 yıl, 9,5-10 yıldır çalışıyoruz. Punto'daki sürecimiz şöyle başladı. Kuzuderi'deki bir direniş olan 2012'de o direnişten sonra örgütlenmenin haberini öğrenmiş olduk. Onunla beraber biz de sendikaya üye olmak için kendimiz gidip müracaat ettik. Bunlar tabii ki işverenlerin zor şartlarda, yani Türkiye genelinde demeyeyim ama Zeytinburnu havzasında bulunan deri ve tekstil işçilerinin acı ama gerçek merdiven altlarında, zor şartlarda, sabah 8, akşam 11-12 olmak suretiyle uzun yıllardır çalıştırdıklarından dolayı sendikanın, Türkiye Deri Sendikası'nın 1991 yılında Kazlıçeşme'den Tuzla'ya taşınmasıyla meydanı boş bulan işverenler en ağır şartlarda işçileri çalıştırmaktalar. 2012'deki Kuzuderi direnişi bize bir uyanış, bir vesile oldu. Biz de gittik, kendilerine üye olduk. Siz aslında çalışma koşullarından kaynaklı hem de kuzu derişin bir örnek olmasıyla birlikte başladınız. Siz nasıl, kaç yıldır çalışıyorsunuz sanıyorum? 2006 yılından beri Punto Deri'desiniz. Siz neden sendikaya üye olmak istediniz? Ben de anayasanın verdiği bu hakkı kullanmak istedim. Yani kendimi garantiye almak istedim. Çok zor bir şekilde çalışıyoruz. Sabah 8.30'dan gece 10'a kadar yıpranarak çalışıyorduk. İzin almak istesek alamıyorduk. Hasta olsanız dahi gelmek zorundasınız işe. Yani izin almak gibi bir şansımız yoktu. Bir gün Ramazan abi bana böyle bir teklifte bulundu. Biz arkadaşlarla sendikalı olduk Hülya dedi. Sen de bizimle beraber olur musun? Ben de kendisine güvendiğim için ve sendikayı araştırdım. Deri sendikasının iyi bir şey olduğunu öğrendim. İnternetten araştırdıktan sonra tabii dedim. Ben de üye oldum. Zaten üye olduktan sonra da kısa süre sonra bizi kapının önüne koydular. Siz sendikaya üye olduğunuz için işten atıldığını söylüyorsunuz ama işveren peki ne gerekçe gösterdi? Yani sendikalaştığınız için mi işten çıkarıyorum sizi dedi? Şöyle oldu. Nisan ayının sonlarında aslında işveren duydu fakat kim olduğunu çözemedi içeride. Şöyle, biz din, dil, ırk, siyaset herhangi bir parti gözetmeksizin hatta gayrimüslim arkadaşlarımızın da bulunduğu bir örgütlenme yaptık. Bu hayatı verdiği bize bir tecrübeydi. Bundan çözemediler. Ramazan'ın ortasında kim olduğumuzu buldular. Yani yaklaşık bir 3 ay uğraştılar. Arkadaşlara aşırı bir baskı yapılınca tek tek odalar kurdular, ikna odaları. Önce ustalar, sonra müdürler, sonra patrona havale edilerek. Böyle bir baskıyı görünce bazı arkadaşlar dedi ki bizim sendika temsilcimiz Ramazan abi diye. Bana çağırdı bir yönetim kurulundaki bir abi. Bir doktor odası diye baskı kurdukları bir odaydı. Hiç rahatlıkla söyledim. Ben bu işte temsilciyim. Hiç kimseye baskı yapmanıza gerek yok. Oturup konuşalım. Anayasanın birinci maddesine uyuyorsunuz. 51. maddesinize de uyun dedik. Daha sonra patronla müdürlerin baskısını ben reddettim. Üzerime bir baskı gelemediler. Patronumuzla görüşmek istediler kendileri. Ben de komite olarak 7 bölümde 7 komite arkadaşımız vardı. Bu komiteyi kabul ederseniz görüşürüz dedik.
Dolayısıyla 7 arkadaş, bir yönetim kurulu, bir patronumuz, bir de bir sendikadan, işverenler sendikasından kendilerine bir danışman alarak 3 kişiyle, 7 de biz 10 kişi, yaklaşık 3 saatten fazla bir görüşme yaptık. Tabii bu hakları söylerken sadece Punto'dakini değil, geneli de konuştuk. Ama örgütlü çalışmaya işveren kesinlikle sıcak bakmıyor. Ne gerekçe sunuyor? Yani sonuçta bu bir anayasal hak. Yani siz anayasal hakkınızı kullandığınız için işten at ya da patron sizi işten atma gücünü nereden alıyor sizce? Şöyle, burayı ben kurdum, ben yönetirim. İkinci bir şahsı buraya sokmam. Bu elimdeki size istediğiniz suçlamayı da yaparım. Ve bugün yapıyorlar. İhtarlar veriyorlar, yazıyorlar şu anda içerideki arkadaşlara. Şu bardağı kırdığını söylerim diyor. Ama sen bunu kırmadığını iddia edene kadar bütün aklını kaybedersin. Ve bunu da bir şekilde başarıyorlar. Zayıf olan arkadaşlar üzerinde. İçeride de bir baskı söz konusu. Yani müthiş bir baskı, müthiş bir baskı var. Yani arkadaşlara müthiş bir baskı var. Hele son bir haftadır patronumuz bizzat kendisine de Allah'tan şifa veriyoruz. Hastayı hastanede yattığı söylendi bize. Geldi. Yine biz kapı önünde kendisine şifa diledik. Saygımızı hiç kusur etmeden diledik megafonla. Fakat iş arkadaşlara kesinlikle hatta rakamlar olarak işte şu kadar parayı harcarım ama bir kuruşta sendikal bir örgütlü faaliyete müsaade etmem gibi. Bu cesareti anayasadaki boşluklardır. Bizi yönetenlerin yumuşak tavrıdır. Belki ülkemizin yumuşak karnıdır. İşsizlik, istihdam. Bunu biz teferruatını bilemeyiz ama neticede işverenler bunu kesinlikle baskı olarak kullanıyorlar. Genelde Zeytinburnu'nun yani denetlenmesini de istiyoruz. Yani bütün bina altlarında tekstil, deri, zor şartlarda çalışıyor insanlar. İşsizlikle korkutuluyor. Bu genel olarak bunun bir denetlenmesini de arzu ederiz. Sonra bizi istifa etmezseniz kesinlikle göndereceğini söyledi ve sözünü de böyle tuttu. Ama daha önceki verdiği sözler tutulmayarak bizi kapının önüne 8. ayın 2'sinde bayram tatili adı altında hep birlikte tatil yaptık. 12'sinde döndüğümüzde de içeri almadılar. Kapıya geldik. İçeri almadığı günden bu yana 24. gün kapıda direniş yapıyoruz ama psikolojik harp kapıda da devam ediyor. Yani evet, aslında oraya geleceğiz neler yaşandığını o kısmı ama şimdi içeride de sendikalı olan üyeleriniz vardır. Peki onlara da bir baskı uygulanıyor. Siz bugün de dile getirdiniz aslında. Bugün de bir telefon aldım baskı aldıklarına evet. yönelik diye. Size olan destekler nasıl? Fabrika içinden olsun ya da dışarıdan olsun. Bize olan destekler çok güzel. Bütün paydos saatlerinde yanımızdalar arkadaşlarımız. Çay paydoslarında sabah 10'da, 4'te, öğlen hani bir yere gidip çay içmek yerine, yemek yemek yerine yanımızda geçiriyorlar. O güneşin altında bize destekler. Hani bizi yalnız bırakmıyorlar. O psikolojik baskıya nazaran hiç pes etmediler. Peki, hep yanımızda oldular. Sizce patron yani işveren neden sendika konusunda bu kadar tedirgin? Biz onu bir bilsek. Yani sendika geldiği zaman Punto'nun batacağını düşünüyor galiba. Yok, rahat hareket edemeyeceğinden. Yani ne konuda? Yani çalışma koşullarınızı biraz daha açmak gerekiyor yok, belki. Yok şöyle, gözünüzün üstünde kaş var diyerek insanları kapıya çok rahatlıkla koyuyorlar. Bu da esnek çalışma, daha doğrusu kuralsız bir çalışma. Kuralsız bir çalışma. 8'de içeriye gelip 11'de çıktığımız zaman var. 12'de çıktığımız zamanlar oluyor, defileler oluyor vesaire, fuarlarda. Bu kuralsız çalışmayı sendikalı, örgütlü çalışan işveren yapamaz. Bunun endişesini aslında işveren değil de yöneticiler yani müdür ve ustalar patronu aslında yanlış yönlendirerek örgütlü çalışan insanlar biz üye olduktan sonra diğer arkadaşlardan daha fazla iş ürettiğimizi kendisine teklif ettim. Bilgisayar üzerinden kontrol edin diye patronumuza söylediğimde ya ben o kontrolü yapmam onu yapanlar yapar dedi. Bilgili yani kılavuzluk yapanlar kendileri yüksek meblağda maaş aldıkları için çok rahat da hareket edebildikleri için işçiyi de çok rahatlıkla iki dudak arasında yani bugün bana niye yan baktın deyip de işten çıkarılan arkadaşlarımız var. Sadece usta ve müdürlerin güdümünde patronların aslında işçinin ya da sendikanın girmesi konusunda onların söylediklerini kulağına takacağını düşünüyor musunuz? Yani patron daha başka bir şeyden yani işveren
sadece usta ve müdürlerinin kılavuzluğunda değil de başka yani anayasal hak olan bir şey tanımaması patronun kendisini ilgilendiren bir konudur diye düşünüyorum. Onları da kale aldığına inanıyoruz. Çünkü patronlarımızın birisi yurt dışında Avrupa'da dışarıyı ören çalışan, bir tanesi de yurt içinde ve çalışma koşulunu organize eden birisi. Tam neticede büyük bir iş yapan insanlar. Yönetimi onlara bıraktıkları için ben inanıyorum onların yanlış bilgilerinden dolayı. Eğer bizimle net ve baş başa konuşsalar, sendikanın yani üçüncü bir grup değil de buradaki personelle yürüteceklerini bilseler, inanıyorum ki daha esnek davranacaklarına inanıyorum. Peki 12 Ağustos'tan beri direniştesiniz, fabrikanın karşısında bekleyişinizi sürdürüyorsunuz. O günden bugüne 24 gün olmuş. Neler yaşadınız, nelerle karşılaştınız? Direniş yaptığımız alanları mağdur ettiler. Sabahları geldiğimizde yağ dökmüşlerdi. Üzerlerine arabayı park ettiler. Ağaçları kestiler. Yani sizin bulunduğunuz alanı bloke etmeye çalışıyorlar. Bloke ettiler. Belediyenin diktiği ağaçları kestiler. Yolda bulunan dubaları kestiler. Sırf biz de orada direniş yapmayalım diye. Beklemeyelim diye. Her gün astığımız afişleri sabah geldiğimizde bulamıyorduk. Her gün aslında başka bir şey devreye giriyor galiba. Evet. Yani biz ayrılınca kapıdaki güvenlik görevlisi arkadaşlara talimat verilerek sökülüyor. Araçlarını park ediyorlar. Bu konuda da bize bir mücadele verdik. Kamunun malıdır dubalar. Ağaç kesmek suçtur. Bunları biz keseceğini tahmin ederek bir gün önce kaydı aldık. Bir iki üç sefer araçlarını çektiğini kaydını aldık. Daha sonra belediyeyi aradığımızda belediye geldi bir ceza yazdı. Fakat personel müdürümüz tarafından belediyeye bilgilendirmek adına gidiliyor. Şöyle bir söz kullanılıyor. Ona da çok üzüldüm. Biz işveren olarak düzgün bir iş yapıyoruz ama bazı marjinal gruplar bizleri rahatsız ediyor. Uç noktaları deniliyor. Bunu belediye öyle zannediyorum ki bir yanlış algılamayla onlar da keserek koyduğunu zannediyoruz. Biz kendisiyle bu konudaki yetkili belediye başkan yardımcısıyla bizzat görüştük beraber giderek ve bugün de yerine getirdiler. Onlara da buradan teşekkür ediyoruz duyarlılığından dolayı. Dubaları diktiler, ağaçı diktiler, araçları da kaldırdılar. Tabi bu sıkıntılar karşılıklı devam ediyor. Biz bu sıkıntı her ne olursa olsun sonuna kadar götürme niyetindeyiz. Ama buradan patrona da yine bir çağrı yapmak istiyorum. Yani bir masada etrafında oturursak, üçüncü kişi dediği başkaları değil bizleriz. Yani sendikanın işçi temsilcisi biziz. Yani bizimle bir oturup konuşursa, özellikle Hüseyin Fazlıoğlu, Yaşar Tat bir arada, onlara buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Yani müdürleri de aradan çıkarak, insani olarak 10 yıl ekmek yedik orada. Şu anda çalışan arkadaşlarımız var. Sendikal üye olan arkadaşlarım, olmayan arkadaşlarımız da var. Neticede orada ekmek yedik. Bir masa etrafında toplanıp gerçekleri yüz yüze konuşmak arzu ederiz. O çağrıyı yapmak istiyorum. Sizin var mı bir çağrınız Ramazan Bey? Benim çağrım bayanlar özellikle. Hani korkmasınlar sendika üye oldukları zaman. Hani onlara bu teklifi sunduğumuz zaman, bilinçlendirdiğimiz zaman eşlerimize soralım. Ya da korkuyoruz, işsiz kalmaktan korkuyoruz diye söylentiler oluyor. Korkmasınlar, sonuçta onlar çalışıyorsa, onlar emek sarf ediyorsa eşleri de buna saygı duysunlar. Evet, kadınlar belki bu direniş konusunda hayatın diğer alanlarında olduğu gibi de hep bir ikinci planda ve ön planda daha çok. Evet. Yani bazı arkadaşlarımız çok güzel dik duruyorlar. Kesinlikle bu bizim verdiğimiz bir karar. Biz sendikaya üye olduk, hiç kimse bizi istifa ettiremez diyorlar. Ama bazıları da geri planda kalıyor, korkuyorlar. İşsiz kalmaktan korkuyorlar. Aslında söylediğim yanlıştı, ikinci plandalar değil de ikinci plandaymış gibi görünür. Ya. Evet. Hep hani aslında mücadelenin, pek çok alandaki mücadelenin en önünde kadınlar. Aslında hem içeride hem dışarıda bir baskıdan söz ediyoruz. Yani içerideki işçilere baskı var, dışarıda ağaç kesiliyor, zift dökülüyor, araba çekiliyor. Yani sanıyorum bir sendikayı tasfiye operasyonu gibi bir şey söz konusu. Yani bu alandaki iş yerileri sadece çalışmış olduğumuz firmada değil, diğer firmalarda da. Basın açıklaması yaptığımızda bir firma örneğin camları aşırtmıyor, kapıları kilitliyor. Orada olan üye arkadaşlarımız da var. Patron orada üye olduğunu bilmiyor ama bunları görmesinler. Ama bunun korkunun ecele faydası yok diye bir tabir var.
anayasa bu hakkı sendikalara vermişse, SSK'lı çalışan insanların da bu hakkını kullanmasının önünü açmasını, ülkeyi yöneten, yasama yapan meclise de bir çağrı yapmak istiyoruz. Nice sendika başkanları şu anda herhangi bir siyasi partide görev yapıyorlar. Milletvekililer. İşverenler kendileri gidip bir sendikaya ve derneğe kurup ve üye olabiliyorlar. Ne olur işçilerin önünü de açsalar, %51 gibi bir zorunluluğa bırakmasalar, ülke barajı milletvekili olmak %10'dur. İşçiye de %10 gelsin. Tüm barajlara karşıyım. Ama işçiye bari de %10 olsun. %51 olmasaydı biz %44'te yakalandık. Yani iyi bir rakamdık. O hakkımız olsaydı da atılmasaydık. Sözleşmeye yanaşmıyorlar. Taahhüt, söz, bizim sözümüz senettir. Güvenirsen güven tarzında çok rahat bir şekilde davranıyorlar. Tabii, ama inanıyorum ki bu aşılacak. Zeytinburnu Havzası'nda da işverenler buna yavaş yavaş alışacak. Belki bugün sıkıntılılar hepsi ama işçiyle sözleşmeli, anayasal hakkını kullanan işçi daha da verimli olacağını gördükleri zaman, örnekleri de var başka firmalarda, bunu kabulleneceklerini düşünüyorum. Aslında sohbetimizin de sonuna doğru yaklaşıyoruz. Yani bundan sonra ne olacak ve tam somut olarak taleplerinizi de beraber alırsak ne yapmaya devam edeceksiniz? Yani direnişe devam edeceksiniz. Devam edeceğiz. Taleplerimizi sendikayla görüşsünler, bizimle görüşsünler. Hani bir bizi dinlesinler patronlarımız. Müdürleri öne sürmesinler. Ustaları, oradaki şefleri öne sürmesinler. Birebir bizimle görüşsünler. Bir masaya otursunlar bakalım bizim sorunlarımız ne? Bunları dinlesinler. Biz onların zaten biz Punto'nun zarar görmesini istemiyoruz. Biz o kapıdan ekmek yiyoruz. 8 yılımı verdim ben oraya. 8 yıl boyunca gece gündüz çalıştık. Hafta sonları çalıştık. Bir sorsunlar bakalım sizin talepleriniz ne? Önce bunu yapsınlar, sonra kararlarını versinler. Sadece dinlenmek istiyoruz. Evet, biz dinlenmek istiyoruz. Ben buradan tüm işçi arkadaşlara, çalışan Zeytinburnu'nda deri ve tekstil iş kolunda çalışan, ne kadar sayısı anayasal olarak 30 kişinin üstündekine sendika müdahale edebiliyorsa da 3 kişi de çalışsa sendikal haklarına sahip olduklarını, üye olmalarını rica ediyorum. Bütün arkadaşlardan. Bunun dışında yol yok. Bizim direnişimiz de ama bir sözleşmeyle, ama bir protokolle sendikal haklarla beraber bir anlaşma yapacağımıza inanıyorum ve o iş yerinde yine uzun bir süre çalışacağıma inanıyorum ve o inançla bekliyorum. Direnen arkadaşlarımıza, içeride baskı görenlere de dik ve vakurlu durmayı, insanın insana baskı yapmasını ben şahsen kabullenmiyorum. Hiçbir şekilde de ömrüm boyunca baskı kabul etmemiş birisiyim. Tüm arkadaşların sonuna kadar direnmesinden yanayım. Bunu biz de direneceğiz dışarıda diyorsun. Bunu da sonuna kadar direneceğiz. Ama sözleşme olur, ama protokol olur, ama %50 buluruz. Bu yasamada, bu parlamento açılışında da gündeme getirilmesi için sendika başkanları olarak özellikle gidenlere de sesleniyorum. Ne olur o %50'yi kaldırsınlar. Bir kişi de olsa Avrupa'daki gibi sendikal haklarını istiyorsa sendikal hak üzerinde çalışsın. Emeği dünyada bütün burjuvalara, eş ve çocuklarına, yılandan, balıktan, timsahtan, vizondan varana kadar kıyafet diken bir ekibiz. Buna emin olun. Bu ekibin iki tırnağı dışarıda şimdi. Diğerleri içerideler. Yerimize de adam koyamıyorlar. Anayasal hak olarak 6 ay bekleyecekler. Bu tırnağı tamamlamalarını temenni ediyorum onlardan. Evet. Bir kez de ben de söylemek istiyorum. Hem sendikanın işveren tarafından tanınmasını istiyor Punto deri işçileri. Hem de işbaşı yapmak istiyorlar. Fabrikalarında uzun yıllar daha çalışmak istiyorlar ve işçilerin çalışma koşullarını düzenleyen bir anlaşma ya da bir protokol imzalanmasını istiyorlar. Evet, iki işçi Zeytinburnu'nda Punto Deri'de deri sendikasına üye oldukları için işten atıldılar. İçeride ve dışarıda baskı görüyorlar, ağaçları kesiliyor, zift dökülüyor ama onlar hem içerideki arkadaşlarına direnişe devam edin diyor, hem de biz dışarıda direnişe devam edeceğiz diyorlar. Biz çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Mücadelenizde başarılar diliyoruz. Söz hakkını burada noktalayalım. İyi bir akşam geçirmenizi dileyelim. Hoşçakalın.